Dinimizde azizler, insan birer bir hayatta bir işini düşler, bir kasb kemal bilen hayat geçirişlikle ham ibadet derecesi çıkar. Eğer siz ertalab, ben bir bola çakamını bakışım kerek, otası ben, ya ki bir pul topşim kerek deyip çıksa, o şey topşı bola uğradı, gele uğradı. Ama Allah Kur'an-ı Kerim'de sa'izübül er-ricalı kavvamun alen nisa, erkekler ayollar üstüge rehber kılıp koyuldu. Mene zimmemge ailenin bakışlık mesuliyeti yükletildi. Men ailemle halal bakışlık için işleşim gerek, hareket kılışım gerek edip ata işe çıkıp yeterken o ibadette. O misli ibadette azizler. Çünkü Hazreti Umar radıyallahu anhu aytadılar, o kişiden bir rivayet hikaye getirildi. Hazreti Umar radıyallahu anhu bir gün ötüp gittikken ekeller, bir yigit mescitte ibadet kılıp dururken eken. Farz namazdan taşkarı. Nafil ibadet bilen avara, daimi nafil ibadette, kaçan karısı mescitte, Hazreti Umar radıyallahu anhu, haligi yigitini çakırtırdılar. Ben her daim ötüketkenimde, şimdi şu mescitte kur yapmam. Tirikçiligi nima bo'lyapti? Hayotingiz nima bo'lyapti? Shunda u yigit aytibdiki, "Mana akam tojir. Tijorat bilan mashg'ul bo'ladilar. Kelishib olganmiz, mana oilamni ham o'zini oilasini ham boqib turadilar. Men esa ibodat bilan mashg'ulman." Deganlarida Hazrat Umar radhiyallohu anhu unga qarab, "Ahuka a'bad minka" dedilar. "Sana akang sandan ko'ra ko'p ibodat qiluvchi ekan." Çünkü herki dünyaçılık kılıçlık ki dinimiz büyürmeken azizler. Hareket kılamız, kolumuzdan kilgenece halal rızk kıdıramız. Bana şu uzun bir ibadet. Fakat yine niyetini halis kılıp alışlık gerek. Halislik bilen ibadet. Peygamberimiz mirasbolları deyip tan alıngan ulamalar, azizler. Bunların cüda hem katta katta derecatları balan. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam el-ulema varatatul enbiya dediler. Alimler peygamberlerinin mirasxorlaridir. Keyingi paytdagi eng avj olgan narsa ulamolarni masxara qilish bo'lgan. Olimlarni tanbih qilish, ayniqsa sizga imomlik qilib turgan. Eng qizig'i shuki, mana siz eng nozik masalangiz, ibodat masalasini, mana namoz kiryapsiz, mana hozir orqada bu yerda imom mehrobga o'tganda niyatni nima deyapmiz? Iqtido qildim mana shu imomga. Ya'ni Allohga ibodat qilishlikda mana shu imomga ergashdim. Shunga havola qildim hamma narsamni deyapsiz. Boringiz havola qilib, birgalashib Allohga sajda qilib ibodat qilyapsiz. Chiqib turib endi orqasidan imomni gapirishlikda beadoblik yo'qdi. Iqtido qilib qo'yib, imom deb tan olib qo'yib, xatosini gapirishlik, kamchiligini izlashlik, g'ibat qilishlik bu eng jirkanch ishlardan bittasi. Hozirgi kunda İmamlarını, alimlerini obro'silantirishlik, avj olishligi o'sha chetda turganlar yoki bo'lmasa o'sha internetda berayotganlarda yarimidan ko'pi trollar. Hammasi o'zi qilib yotibdi. İmamdan ayib topyapti, kamchilik to'g'ri azizlar. İmam ham bir inson. Domla ham bir inson. Hammamizda bo'lgan kabi xato, kamchilik, nuqson bo'ladi. Kullu bani adami xato'un deganlar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam. Hamma odam bolasi borki xato qiluvchi. Lekin buni tagida boshqa narsa yotibdi. Mana Arab bahorini ko'rdik. O'sha Suriyada, Misrda yoki boshqa joyda nimalar bo'ldi? Minglab xonadonlar vayron bo'ldi. Qancha bolalar yetim qoldi? Qancha odamlarning qoni to'kildi. Bilasizmi, buni boshlashdan oldin nima qiluvdi? Imomlarni beobro' qilishni boshlashgan. Shu ishlardan oldin internetda o'zlarini imomlarini yomonlab, ular saroy mullasi, unaqasi, bunaqasi deb xatosini topib, odamlarni bezitib, imomlarga yomon ko'rsatishga harakat qilishgan edi ular deb. Nima uchun? Chunki ertaga shunaqa to'polon bo'lsa, imom chiqib gapirsa, uni gapiga kirmaydigan darajaga olib chiqishga harakat qilishdi. O'sha qat'iyatida qattiq turib, bular noto'g'ri qilyapti. Ertaga xato qilib qoladi, bularning gapiga kirmanglar deb hech obro'sini saqlab turgan Ramazon Botiyni oxirib obro'sini to'kolmasdan portlatib o'ldirishdi. Natija nima bo'ldi? Natija odamlar hammasi bir-birini qomi qarindosh bo'lib turgan, bir oila bo'lib turganlar bir-biriga qurol ko'tardi. Qancha odam yetim bo'ldi?
kim yuttu? Tashqaridagi odam yuttu. İmamlarını, ahli ilimlerini, alimlerini beobro qilishlikdan faqat boshqalar manfaatlanadi xolos. Lekin eng qizig'i insof bilan aytadigan bo'lsak, imom domlani, ahli ilmni, olimni muhokama qilayotgan odamning o'zini ilmi darajasi yo'q. Bizga ham kelyapti, mana so'z xato ekan. Siz qayerdan bildingiz? İnternette ko'rdim, palon domla aytdi. Siz o domla bilan bu domlaning ilm saviyasini, bahosini bera olasizmi? Agar ikkalalaridan ham siz yuqori bo'lsangiz, ana o'shinda sizga tan bersak bo'ladi. Lekin unaqa bo'lmasa insof qiling, Allohdan qo'rqing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizler, Allah Hak Subhanehu ve Teala'ya şükranalar aytishimiz kerek. Bugün yana bizni dünyaya keltirishga sababçı bo'lgan büyük zatlar haqida sohbat qilmoqchimiz. Kimni uyda ota onasi bo'lsa, u dünyadagi eng baxtli inson, u dünyadagi eng badavlat inson. Mayli yoshingiz katta bo'lsin, mayli o'zingizni bir qancha farzandlaringiz bo'lsin, mayli yura olmaydigan, uyda jimgina bir chekkada o'tiradigan uchtupar onangiz bo'lsa, siz dunyodagi eng baxtli odamsiz. Yordam berishga qodir bo'lmagan, qo'llari qaltirab turadigan, yuzlari tirishib ketgan, oppoq soqollari o'sib, qaddilari bukilib qolgan, sizga hech narsa qila olmaydigan, ko'zlari xiralashib qolgan bo'lsa-da, sizga mehr ila boqadigan otangiz bormi? Siz dunyodagi eng baxtli farzandsiz. Ularni xizmatini qilish kerak. Azizlar, ota-ona farzandini cheksiz yaxshi ko'rar ekan. Nihoyatda yaxshi ko'rar ekan. Ulardan ajralishlikni o'zlari uchun eng og'ir musibat deb bilar ekan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu davrlarida Umayya degan bir sahoba yashaganlar. Bu sahobaning yoshlari ulug' bo'lib, o'z kampiri bilan birga hayot kechirib, uni yolg'izgina bir o'g'li bo'lgan. O'g'lining ismi Kilob edi. Bu sahaba radiyallahu anhu o'g'li Kilobga nihoyatda muhabbat qilgan edi. Chunki o'g'il ular bilan birga ovqatlanadi, ularning qo'ynini olar, ularning xizmatini qilar, ayniqsa otasining yuziga termilib o'tirar, nima xizmat aytsa joni tili bilan bajarar edi. Hazrat Umar radiyallahu anhu davrida ko'p urush bo'lgan, dushmanlar ko'p hujum qilgan. Kilobning qancha-qancha do'stlari vatanini, yurtini, dinini, iymonini, oilasini himoya qilmoq uchun urushga ketib qoldilar. Kilob esa qari ota onasini oldida qoldi. Ba'zan o'ylanar, men ham ketsam, balkim shuni orqasidan yurtimni himoya qilib savob olsam, jannatga kiramanmikin deb Kilob jannat orzusiga oshiq bo'ldi. Va oxir oqibat Hazrat Umar radhiyallohu anhu oldilariga bordi. Ya Amiral Mu'minin, meni ham urushga yuboring, meni ham chegaraga yuboring, men ham yurtimni, iymonimni, vatanimni himoya qilay, ajr olay, mukofot olay dedilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu Kilobga qarab, "Ota-onang hayotmi?" dedilar. "Ha," dedilar. "Ularning kerakligicha xizmatini qildim, ya Amiral Mu'minin, ruxsat bering," dedilar. "Unda ulardan rozilik olib kel," dedilar Amiral Mu'minin. Kilob uyiga qaytdi. Ota-onasini oldiga borib, ularning yuzlaridan o'pib, peshonalaridan o'pib, "Otajonim, onajonim, ruxsat bering. Hamma tengdoshlarim qatori men ham ketay, urushga boray. Buni orqasidan ajr mukofot topay," degan gaplarni gapirdi. Ota rozi bo'ldi. Ona ham rozi bo'ldi. Lekin qalbida ular norozi bo'ldi. Tili bilan mayli bolam bor dedi, ammo qalbida bu narsani xohlamagan edilar. Ota-onalar ba'zan shunday bo'lar ekan azizlar. Otajon, maylimi, palon xorijga borib xizmat qilib kelsam deymiz. Ular bizga termilib, bizni ishtiyoqimizni qaytarishdan xijolat bo'lib, mayli bolam, borging deydilar. Onamiz oldiga kirib, onajon, mana shu safar borsam undoq qilaman, bundoq qilaman deb va'dalar beramiz. Onamiz ham bizga mehrli boqar ekan, mayli bolam, Allohga topshirdim, isoni omon borib kelgin deydilar u. Lekin azizlar, ular qalbida aslo sizni uzoqqa chiqarishni xohlamas ekan. Ilojsizlikdan xub deyar ekan, ba'zan biror bir ishni ularni rozi bo'ldi-ku deb qilib ketavermang. Aql tarozisiga qo'yish kerak. Balkim biz hozir bu safarimizdan ko'ra ularni oldida turishimiz muhimroqdir. Mayli ozroq bo'lsa-da dunyoyimiz kamroq bo'lar, lekin ko'proq xizmatini qilib olaymikin degan fikrni taroziga qo'ymoq kerak ekan. Kilobni ham ota-onasi rozi bo'ldi. Kilob xursand bo'lib Hazrat Umar radhiyallohu anhu oldiga bordilar.
Hazreti Umar radıyallahu anhu onu çekerek yubardı. Kulları otur barat. Kilab'ın atası ise karıp kalgen. Oğluya kattık suyanıp kalgen. Nimakalarını bilmeyi kaldı. Yığlar edi. Onası ham her gün yığlar. İkeleler birbirlerine karıp kaçan kilerken kilabım deyip kaldılar. Adamlar otup getirse nahat ki kilab kilyaptım ikin deyip payla ediyen bu kaldılar. Hatta ki şu kadar buldu ki onası kolları kaldırıp sularını içalmayı kaldı. Hatta Yakup aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam için yığılıp gözleri aciz bulgeni kebi Umeyye radıyallahu anhu'nun gözü kilab ışkıda kör bulup kaldı. Kullardan bir günü darahının sayesinde ikeleleri oturuptular. Ular tez tez köçüge çıkıp oğlunu kütüp oturardılar. Birden bir kebutar üyüde bala çakasıya avukatlar berip çukur çukur kılıp seyrep kaldı. Onun sayrışı, ballarını çoğurlaşı Umayyaga oğlu kilabını esletip yubardı. Oğlunu eslep yığılıp yığılıp kuyudaki mısralarını aitgeneken. Liman şeyhani kat neşede kilaba, kitabullahi lev aqilel kitaba, tarakta abake mur'işeten yada ve ummuke la tesiğu leha şaraba. Kimge kaldı iki kariye, izlegençe oğlu kilabını, kelamullah bardır ku ahır, ger düşünse ular kitabını. Kettin seferge taşlap otayını. Kaldırab kaldı ki onun kolları. Onengi kim tütkezer zilal su. Zulmetke eylendi onun yolları. Gam çekip tanha yığladı kop. Şayet ki kaytar dip hal zaman. Vecid arasında sayrakı bir kuş. Kilabını yotke saldı uşal an. Bunlar o şey batni vacidiydi, bana şu darada yaşardılar. Bana şu caydaki kuşunun sayrakısı, manki oğlum kilabını islattı. Kolumunu kaldıratıp, anasının gözünü yaşlatıp gitip kaldı ki balam deyip yığladı. O tip yetiyetken adamlarga tohtamasa bana şu şiirini okuyup oturardıkken. Hama ötiyetkenler bu şiirini eşitip hayratlanıp yutardıkken. Kupra bu yönelişten haciler hama oturardıkken. Kariye umid kılardı ki bana şu şiirini şayet ki Hazreti Umar radıyallahu anh'a yetkisse yu Hazreti Umar onun oğlunu kaytarsa. Hatta ki Umar eşitsin deyip kuyudaki mısralarını ham koşup koydu. Bilmeyi ayrıdın oğlumdan eyvah, kaldın gaflet içine çektim ki ah, Umar kaytarmadı kilab balamını. Yandırdı fırak otu bütün alemini. Kılgüm Rabbimge dua kotarıp kollar. Hacilerini u bu sağ sarı yollar. Dua kileyi ciddi cahtle imkanım kadar. Ahşabeyin tağıdan zukakka kadar. Bana şunki cayge yetip varsın dualarım dedi. Hazreti Umar radıyallahu anh'a kimdir barıp şu şiirini okup birgende hayretlerine soradılar. Neki bunçelik izdirapta bu kariye dediler. Adamlar aitip birdiler. Onu bir oğlu barı diken oğlunu siz uruşge yubar varıp siz. Onlar cüda kıyın ahvalda dedi. Hayran buldular ki, yok bitti şunun üçün yine şunca halatke çüşüp kalması gerek. Oğlunu ap geltiriler dedi. O zütlük bilen oğlunu çekereden ap geliştikke amir kıldılar. Hatta dam aldırmasından yolda bir rinketini almıştırıp atke mindirip, o çerçeğen atını terk kılıp başkasına mindirip ap geldiler. Hazreti Umar radıyallahu anh'u da aldıge oğlu kilabını koydular. Hazreti Umar radıyallahu anh'u kilabdan soradı. Atenge ne kılardın dedi. Ya amiral müminin, atamını cüda ham yakış kurardım. Ata anam üçün katlı hizmet kılardım. Yine çi dediler Hazreti Umar radıyallahu anh. Yine ne kılardın? Ular nimanı haklasa şunu muhayya kılardım. Atam birer bir nerseni büyürümahçı olsalar büyür işlerden aldın kılardım. Birer bir nerseden kaytarsalar kaytar işlerden aldın şu işten kaytardım dediler. Yine dediler. Bunçalik atanı gözünü kur bulup kalışlıkke yeterlik yemez de oyladılar da Hazreti Umar radıyallahu anh. Yine mi ya amiral müminin? Men her günü keçkurun en sütü pakize bulgen, sir süt bulgen bir tüyanı acırat aradı. Onu ap gelip bir salkın cahaya bağlayıp, ertele bir aftabki ötüp gitmesin için onu payla aradı. Erte tanıda men bir kudukka barıp en muzdayı sudan ap gelip, tüyanı sağıştan aldığını yelenini bana şu suda yuva verardım, neticede süt ham muzlap getirdi. Kegin onu sağa aradı. Şundan keyin otamga olib borardim. Otam buni huzurlanib ichardilar dedi. Vo ajab dedilar Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Birgina sut ichirish uchun shuncha urinarmading dedilar. Ha, Allohga qasamki shunday qilardim dedilar. Yana shunday qilib sut sog'ib bera olasanmi dedilar Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Albatta uyga boraymi dedilar. Yo'q, uyda emas, shu yerda qilgin. Ammo men chaqirmagunimcha ko'rinmagin dedilar.
hayran bo'lib kilab chiqib ketdilar. Tun bilan Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytgandek bir tuyani topib, ertalab mana shu sutni olib kelib Hazrat Umarga berdilar. Sutni olarkan bolani boshqa bir xonaga olib kirib berkitib qo'yinglar dedi. Bola hayron, "Nega ya Amir al-Mu'minin?" dedi. "O'tir, men chaqirmagunimcha chiqmagin, ovozingni ham chiqarma," dedilar. Kilabni orqaga berkitib qo'ydilar. Va boshqalarga aytdilarki, "Buni otasini keltiringlar menga," dedilar. Otasi keldi, o'tirdilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu, "Umayya bir she'r aytib ber," dedilar. Umayya Hazrat Umar radhiyallohu anhu haqida yozgan she'rlarni o'qib berdilar. Umar bilmasdan meni g'aflatda qo'ydilar dedi. Buni eshitar ekan Umar radhiyallohu anhu unga qarab, "Bu dunyoda yana nimani xohlaysan?" dedi. "Seni qalbingga oro beradigan, lazzat beradigan nima istaging bor?" dedi. Qariya, "Ya Amir al-Mu'minin, mana dunyodan endi hech qanday orzuim, istagim yo'q," dedilar. "Yo'q, biror bir lazzat qolgandir, biror bir xohishing bordir axir. Nima orzu qilasan?" dedi. "Men o'limdan boshqa nimani ham orzu qilaman, ya Amir al-Mu'minin," dedilar. Shunda Amir al-Mu'minin, "Allohga qasamki, senda biror bir orzu bo'lish kerak, aytkin," dedilar. Shunda Umayya qarab, "Ya Amir al-Mu'minin, meni orzuim, meni armonim qani edi hozir meni farzandim, o'g'lim, kilobim yonimda bo'lsa. Uni bir quchoqlasam, uni to'yib-to'yib hidlasam, o'pib-o'pib jon bersam," dedi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu qo'lidagi sutni olib, "Mana bu sutni ichib olgin, otaxon," dedi. "Ichmayman," dedi. "Allohga qasamki, ichirmasdan qo'ymayman," dedi. Shunda olib, shundoq icharkan birdan yig'lab yubordi. Ko'zidan yum-yum yosh oqib yig'ladi qariya. Hayron bo'lib, "Amir al-Mu'minin, nega yig'layapsiz?" dedi. "Ya Amir al-Mu'minin, sutdan o'g'limni hidi kelyapti ya," dedilar. Bu holatdan ta'sirlangan Hazrat Umar radhiyallohu anhu ham yig'lab yubordi. "Qayerdan bildingiz?" dedilar. "O'g'limni hidi, qo'lini hidi kelyapti bu sutdan," dedilar. Shunda Amir al-Mu'minin, "O'g'lini kirgizing," dedilar. Eshikni ochib kirar ekan o'g'li yugurib borib otani quchoqladi. Otasi mahkam quchoqlar ekan o'g'lini to'yib hidlardan hidlar, yuzlardan o'par, bag'riga bosganini ko'rarkan Hazrat Umar radhiyallohu anhudek qahri qattiq zot ham o'zini tuta olmasdan qattiq yig'ladilar. Atrofda turgan hamma xungiroq otib yig'ladi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu uni ko'rib kilobga qarab aytdilarki, "Ey bola, sen jannat izlab ketdingmi?" dedilar. "Ha, shunday. Mana jannat. Mana otangni oyog'i ostida darvozasini ochib turibdi. Mana shundan foydalan," dedilar. "Ha azizlar, uyda jannat darvozasi turib, boshqa joylardan jannat darvozasini qidirmaslik kerak. Ota-onani rizoligini olaylik. Xuddi kilobdek ularga mehr ko'rsataylik. Siz otangiz sizni qay darajada sevishini bilmaysiz, birodar. Siz uzoqlarda yuribsizmi? Boshqalar bilan ovora bo'lyapsizmi? Ukam qarayapti-ku, akam qarayapti-ku, yonlarda xizmatda turibdi-ku deyishingiz mumkin. Lekin ehtimol sizni hidlaringizni sog'ingandir. Imkon qilganingizda tez-tez oldiga kelib turing. Jannat darvozasi yopilmasdan turib, u darvozadan kirib olishlikni Alloh har birimizga nasib qilsin."